Selamun aleyküm. Eli öpülesi bir amcamız var. Yanına yaklaşıyoruz. Kolay gelsin. Sağ Hacı amca diyebilir miyim sana? Abi. İnşallah o beldelere yüz sürmüşündür. Sürmediysen de Rabbim inşallah yakın bir zamanda nasip etsin. Şu sıcakta seni bisikletin üstünde buranın yöresel cevizini sattığını görüyorum. Bu 40 lira civarında satılıyor benim bildiğim kadarıyla. %25. Maşallah. Sende ucuzluk var. Evet. Hayata ne diyorsun? Hayata gülümsemeye ya da insanlara ne diyorsun? İnsanlara çok memnunum. İnsanlara çok mutluyum. Şu anda mutluyum. Allah razı olsun. Tam iki bayrağımız özgürce dalgalanıyor. Bugün bir nevi bizim çok mutlu bir günümüz. İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Seni de Magosa'nın en işlek bir caddesinde görüntülüyorum tam bayraklar üzerinde. Bize söyleyeceğin İstanbul'un fethiyle ilgili ya da başka şeylerle ilgili varsa açıklamalarını alalım. İstanbul'un fethi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşudur bu. Çok mutluyum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin mutluluğu nasıl bizim için mutluluksa diyorsun, İstanbul'un fethi de öyle mutlu ediyor bizi. Fatih o beldeyi fethetmeseydi bugün Hristiyanların elinde olacaktı, bayraklarımız dalgalanamayacaktı, özgürce ezanlarımız okunamayacaktı. Sen bu yönde mutluluğunu ifade ediyorsun. Var mı başka söyleyeceğin dünyaya, insanlığa? İnsanlığa mutluluklar dilerim. Şu anda biliyorsun hala Suriye'de Birleşmiş Milletler kararına rağmen kan dökülmeye devam ediyor. 90 civarında birkaç gün önce yine oranın askerleri maalesef katliam yaptılar. Katliamın ardından oranın eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Kofi Annan, oranın şu anda bir nevi sorumlusu, ateşkes İlanına rağmen bir nevi devam eder. Anlaşmaya rağmen hala Esed maalesef bu zulme devam ediyor. Sence biter mi bu zulüm? Esed'in gitmesiyle bu zulüm biter. Yeter mi yani gitmesi? Gitmesiyle biter bu zulüm. İnşallah. Yani amcamız ismini de Zekeriya söylesin. Zekeriya abimiz. 1974 Barış Agatı gazisiyim. Maşallah. Seni yani bulmuşken o günlerden de hatırladığın bir şey varsa onu alalım. O günleri hatırlarsam mazilerim var. Yani o günler bir daha gelmesin. Gelmesin. Mutlu yaşayalım diyorsun. Mutlu yaşayalım. Bugün yani Sayın Başbakanımız da bizim Kocatepe muhribimizin bizzat bizim uçaklarımız tarafından yanlışlıkla vurulduğunu ifade ediyordu. Neye binaen diyeceksin? Sayın Başbakan bir konuşma yapıyordu. Konuşmasında 98 yıl önce bugün Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan dedesinin Enver Paşa'nın komutasındaki kuvvetlerin içinde donarak şehit olduğunu ifade etti. Biz de bugün gene gerçekten Başbakanımızın bizzat ağzından bunu dinledik. Sen bunu biliyor muydun? Hayır, bilmiyorum. Başbakanımızın dedesi de 98 yıl önce Sarıkamış'ta donanlardan birisi. Hatta şunu söyledi yolda, bizim askerlerimiz dedi yanlışlıkla birbirini vurdular. Bunu niye söylüyor? Uludere'de biliyorsunuz bir takım şeyler oldu, olaylar oldu. Onu aydınlatmak için muhalefet cephesinden kendisine karşı çıkanlara cevap sadedinde bugün bizzat konuştu. Ben Sayın Başbakan'ın dedesinin de orada donarak şehit olduğunu bugün öğrendim. Demek ki Sayın Başbakanımız olsun, diğer şehitlerimiz olsun, bu vatana can vermişler, onların dedesi olsun, kan vermişler. Hatta bir şehidimizin mektubunu okudu, seni biraz coşturdum ben. Şimdi abim, bugün PKK olayı vardı. Söyle, dilin bu döndüğünce. Bu PKK olayında bu Kürt kardeşlerimizin babaları, dedeleri Çanakkale'de çarpışmadı mı? Aynen. Bu insanlar bizimle beraber aynı cepheye kefen koymadılar mı? Aynen. Koydular. Doğru. Nedir bu amaç? Evet. Ne istiyorlar? Türk başbakan oluyor, cumhurbaşkanı oluyor, evet, bakan oluyor, milletvekili oluyor. Evet. Daha ne istiyorlar bunlar bu ülkede? Ben gerçekten haklı görüyorum. Boğaz Şehitliği'nde geçen 1. Uluslararası
hadis sempozyumundaki arkadaşlarla gezdik. Yani Diyarbakır'dan tutun Ankara'ya, hatta buranın Doğancı köyüne kadar şehidimiz var Boğaz şehitliğinde yatan. Pek çok askerimiz, pek çok rütbeli subaylarımız orada yatıyor. Ben senin hassasiyetini bütün dünyaya duyuracağım. Hakkını helal et, bunu yayınlayacağım. Yayın hakkını bana veriyor musun? Veriyorum efendim. Allah razı olsun. Bugün 29 Mayıs 2012 Gazi Magosa Zafer Meydanı'ndayız. Kardeşimiz Kıbrıs Gazisi Zekeriya kardeşimiz, gerçekten hissiyatını Sayın Başbakan'ın dedesinin bugün bizzat kendisi tarafından donarak şehit olmasını ifadesinin ardından kendisi de coştu. Bu kardeş katliamlarının, kardeş kavgalarının bitmesi gerektiğini hem Suriye'de hem Türkiye'de Sayın Başbakan da söyledi. Biz gerçekten bilinçsiz dağlara çıkan insanlara da, onların çocuklarına da acıyoruz dedi yani. Onlar da benim bir parçam. Evet. İnşallah Zekeriya Gazimiz, senin ve benim duam ve Sayın Başbakanımızın da duaları. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le aynı mahalledeyim. Ben zamanında sapandaş oynadım bu insanların. Evet. Eskiden sapandaş vardı. Mahallede çocuklar sapandaş oynardı. Yani demek istiyorsun ki kardeşlik bir an önce bitsin bu kavga. Evet, kardeşlik vardı. Eskiden dostluk vardı. İnsanların diğer gamlığı vardı. Bugün bunlar niye diyor Zekeriya abimiz? İnşallah bu zulümler hem Suriye'de hem ülkemizde bitsin. Bizimle bulunuyoruz dinleyenlere. Evet, 29 Mayıs'ta bugün yıl dönümü olan, inşallah daha nice dünyalar durdukça ebediyete kadar hem Kuzey Kıbrıs bayrağı hem de ana vatanımızın bayrağı özgürce dalgalansın. Sağ ol, var ol Zekeriya Gazimiz. Allah senden razı olsun. Hakkını bana helal et. Helal olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Hangi kanalda yayın yapıyorsun? Kanalda değil, özel inşallah YouTube'da yayınlayacağım. Bütün dünya bunu görecek. Hakkını helal et. Helal seni olsun. Üzdüm şu şiddetli hararetin altında çeken Doktor Erdoğan Köycü, Gazi Magosa tam Zafer Meydanı'ndayız. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bu sözlerimiz, gazimizin sözleri dünyaya, bir şuurlanmaya vesile olsun. Dünyaya mesaj olsun. Allah hepinizden